Sevgili arkadaşlar bu program sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanmaktadır. golvar.com'da benim ve diğer köşe yazı, yazar arkadaşlarımızın köşe yazıları mevcut. Maç tahminleri, skor tahminleri mevcut. Yaklaşık e, bir hafta boyunca köyde kalacağımız için arkadaşlar sizlere böyle bir e, arka fon hazırladım. İnşallah beğenirsiniz. Yani yaklaşık bir hafta boyunca maalesef bu şekilde olacağı için videolar biraz kalite düşük olabilir ama siz e, sese odaklanın, siz bana odaklanın, varsın video kalitesi düşük olsun ama anlatacağım şeyler sizlere inşallah derman olacaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi ilk etapla başlayalım Fenerbahçemizin yeni golcüsü golcü hedefi Alfredo Morelos mu? F biliyorsunuz Fenerbahçemiz Santrafor transferi için düğmeye bastı. Alfredo Morelos ile temas halinde olduğu belirtildi. Arkadaşlar bunu sordum, soruşturdum. Evet. Gerçekten de yoklama çekmişiz. Gerçekten de e, fiyat sorgulaması yapmışız arkadaşlar. Mergin Berişa ve Serdar Dursun'un performansından memnun değiliz. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bana kalırsa ben memnunum. Hem Berişa'dan hem Serdar Dursun'dan memnunum. Bana kalırsa Morelos'a gerek yok. Yani izlediğim Morelos'a gerek yok. Ama şartları zorluyormuşuz. Bilginiz olsun. Ee, hocam peki kim gidecek? Mergin Berişa'ya kulüp bakıyoruz arkadaşlar. Yani herhangi bir kulübe kiralık gitmesi için uğraşıyoruz. Berişa'ya kulüp aradığımızı da belirteyim. Sevgili arkadaşlar. Şöyle aşağıya mı koysam ya? Fenerbahçe yazısının önüne geçmeyeyim. Birileri gibi Fenerbahçe'nin önüne geçmeyelim. Şöyle aşağıda durayım ya. Küçük küçük ne olacak? Ee, dediğim gibi Mergin Berişe'ye kulüp arıyoruz. Morelos'u getirmeye çalışıyormuşuz. Bak şimdi olur olmaz bir şey diyemem. Ancak tecrübeli futbolcunun, Kolombiyalı futbolcunun kulübüyle bir iletişim halindeyiz. Ha benim aklıma ilk gelen şey şu. Yani Morelos'u alıp e, Berisha'yı vermek gibi bir mantığımız mı var diye ama e, henüz bir şeye ulaşamadım. Fakat Morelos'a teklif yapmışız. Çok sıcak bakmıyorlar onu da söyleyeyim. Kim Transferle ilgili konuşmuş arkadaşlar. Biliyorsunuz Avrupa'da birçok takımın radarında olduğu söylenilen Kim Min-ji'den transfer açıklaması gelmiş. Ee, Dünya Kupası Asya elemelerinde biliyorsunuz müsabakalara çıkıyor Kim Min-ji ve e, ülkesinde e, Fenerbahçe ve milli takımla ilgili açıklamalarda bulunmuş. Tabii bizim için önemli olan transfer konusu özellikle Everton'la adı geçiyor. Vitor Pereira'nın Everton'a gideceği, onu da oraya aldıracağı iddiaları vardı. Cazip teklifler olabilir. Cazip teklifler olabilir ama Fenerbahçe'de mutluyum ve gitmeyi düşünmüyorum demiş Kim Min Ji. Ee, ayrıca Türkiye'de işim henüz bitmedi benim için. Büyük fedakarlıklar yapan ve kadrosuna katmak için uğraş veren Fenerbahçe yönetimini yarı yolda bırakmam diyerek transfer haberlerine noktayı koymuş. Arka fonda şey çalıyor işte. Şanı büyük Osman Paşa. Şöyle büyüdün gözümüzde bak. Şöyle büyüdün Kim Minji. İnan gözümüzde büyüdün yani ya. Gerçekten bu açıklamaları yaptıysan helal olsun yani. Bu açıklamaları Fenerbahçe'li dediğimiz birçok kişi yapmıyor. Yani Fenerbahçe zor durumda. Türk futbolu zor durumda ama Fenerbahçe daha zor durumda. Tabii Fenerbahçe zor durumda derken Fenerbahçe'den Gustavo için indirime git kararı. Şimdi bu haberi okuyacağım. Bu haberin eklemesini de yapacağım. Şimdi yıllık 3,5 milyon eurodan fazla kazanan ve 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunan Luis Gustavo da, Gustavo'dan. Birincisi ben 2 milyon 750 bin euro diye hatırlıyorum. Hatta kapı açıklaması bu yöndeydi diye hatırlıyorum. Bunu bir araştırmanızda fayda var. Ama maaş indirimi talebinde bulunulduğu doğru. Şimdi <laughs> kusura bakmayın. Kulübün en fazla maaş kazananı bir buçuk yıl daha sözleşmesi olan isim ve Fenerbahçe indirim isteyecek diyor. İstedi. Haber Global'den <laughs> Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre yıllık kazancı 3,5 milyon avroyu geçen ancak bu sezon performansı oldukça düşen 34 yaşındaki futbolcuyla ve menajerliğini yapan Rogon'la masaya oturulacak. Özellikle Ali Koç döneminde menajerlik şirketi Rogon'la çok sık çalışan sarı lacivertli yönetim. Bu sefer kapıyı transfer için değil Gustavo'nun maaşında indirim için ayıracak diyor. Temmuz'da 35'e girecek. Ve %30-%50 arasında bir maaş indirimini kabul etmese kulüp bulması istenecek diyor. Ben şunu söyleyeyim kulüp bulması zaten istendi ama gitmiyorum diyor. 89 maça çıkmış. Bu maçların 76'sında ilk 11'de sahaya çıkmış ve özellikle bu sezon oynadığı dönemlerde eleştirilerin odağındaki isim oldu. Şimdi <laughs> Cengiz abinin bir float'u var. Kendince bir float yapmış. E, bilgisel hazırlamış. Yani alt alta tweetlerle bilgisel hazırlamış. Ben şimdi bunu konuşmak istiyorum. Bu float'u e, konuşmak istiyorum arkadaşlar. Flow şu şekilde. Kadro mühendisliği yapılan kadro mühendisliğinde yapılan büyük hatalar var. Gustavo Sosa, Pelkas Rossi, Valencia Berisha, Mesut İrfan, Altay Berke, Sol Bek yok, Santrafor yok. Birincisi Gustavo ile Sosa'nın yıllık 7 milyon euro maaşı var. Bu kadar harcama yapılıyor. Ucuz maaşlı Crespo, İkisinden fazla verim verdi. Hareket alanı açmak için kontratlarından mutlaka çıkılmalı. Şimdi Zayt'ta teklifler var ama diş doldurucu değil. Şimdi Crespo ile Zayt kalsa, Gustavo ile Sosa'nın sözleşmesi feshedilse, hani satılsa demiyorum, sözleşmesi feshedilse bu mantığa göre yaklaşık bir 3,5 milyon euroluk bir gelir elde edecek Fenerbahçe. Yani yaklaşık 3,5 milyon euroluk bir gelir elde edecek Fenerbahçe bu mantığa göre baktığım zaman dehşetül vahşet bir para. Yani kimseyi satmana gerek yok. Ama dediği gibi Crespo ikisini birden karşılıyor bence. İki Rossi alınacaksa Pelkas'tan çıkılmalıydı. Maalesef piyasasını düşürdük. Hatta ben şunu söyleyeyim. Pelkas'a 8 milyona kadar çıktılardı. Biz 12 istiyorduk. 10'a kadar çıktılar. Dedim ki satın. Şimdi Pelkas ona satılsaydı, Kres şey Rossi 6 kiralık yine alınsaydı 6 milyon euroya. Yani aynı dönemde olsaydı. En azından beğenmesin olmazsın. Ama 10 milyon euro olmuş olurdu kasanda. 3 Valencia'da Berisha'da yardımcı forvet. 9 numara alındığında biri oynarken diğeri oynamayacak. Birinden çıkmak gerekiyor. Zaten bu anlattığıma e, gelirseniz Berisha'nın takım aradığını, Berisha'ya takım aradığımızı anlamışsınızdır. <laughs> İrfan 8 oynamayacaksa eğer sağ kanat oynayacak. Mesut 10 numara oynayacak bu durumda. O yer yok. İrfan 8 oynarsa Mert Hakan Yandaş'a yer yok. Mesut İrfan takımında dengeyi bozacak gibi. Bunu şöyle söyleyeyim. Birçoğunuz şey diyeceksiniz. Hocam yedekleme olmasın ya. Yani Mert Hakan bırak yedek olsun. Bırak hangisi daha iyi oynarsa oynasın. Burada anlatmak istediği şey şu. İrfan'ı bir türlü 8'de oynatmıyoruz. İrfan'ı ya onda ya kanatta oynatıyoruz. Bu da ya Mesut'u ya o kestiriyor. E bu sistemde Mesut'un da yıllık ücreti 3 milyon euro olunca ne olacak? 5. Ya Altay ya Berke sürekli oynamadı. ikisi birden kadroda tutmak imkansız. <laughs> Zaten birinin sözleşmesi bitiyor herhalde. Kaçar gider. 6. Ön alandaki kalabalığa rağmen sol kanat bek yok. Novak kanat bek değil. Sağ bek de vasat. Katılıyorum. 7. Golcü Santrafor. Striker yok. Sosa, Gustavo, Pelkas'a gömülen para buraya gömülmeliydi. Zaten yıllardır anlattığımız şey bu. Aleksandr Mitrovic fulumu tek başına sırtlıyor. Bizim en son tek başına sırtlayan futbolcumuz kim oldu? Hocam geçen sene Pelkas iyiydi. Aynen Pampa. 8 en yetenekli oyunculardan Ferdi'nin sözleşmesi bitti. Adamı yıldız yaptın. Eldeki sözleşmesi süren Pelkas'ı gömdün. Tabi Ferdi ile uzatılmazsa da 100 yılın en aptalca hareketlerinden biri olacaktır dediğim gibi eğer ferdiyle uzatılmazsam yüzyılın en salakçı hareketi olur ki ben uzatıldı diye biliyorum. Yani e, duyumum çıkmazsa beni linçlemeyin lütfen arkadaşlar. Ve geldik kap açıklamasına. Fenerbahçe'den kap açıklaması gelmedi ama Fenerbahçe'ye yakın isimden kap açıklaması geldi. Hull City'nin sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı. Hem sahibi hem başkanı. Wow. Şota Arvaletse'nin imza töreninde konuşmuş. Demiş ki ben başarı için yaşıyorum. Benim kariyerim başarıların üstüne kurulu ve bu başarıyı futbol dünyasında da yansıtmak istiyorum. Buraya eğlenmeye ve insanları eğlendirmeye geliyorum. Bu şehrin insanları mümkün olduğu kadar mutlu olsun istiyorum. Önce iyi futbol olacak ardından sonuçlar gelecek. Elbette bu yol çok zorlu. Ayrılıkları seven biri değilim. Eski menajer McCain'i görevden almak zordu. Ama bu kararı bir ay önce vermiştim. Acun Ilıcalı. <laughs> ben ve takımım günde 20 saat boyunca transferleri bitirmek için uğraşıyoruz. Büyük mücadeleleri severim. Bu zorluğun da üstesinden geleceğiz. Bir oyuncu hali hazırda burada. Bu kişi Allah yar ve yardımcı yok seyyat maneş. Allah yar seyyar maneş şu an sağlık kontrollerinden geçiyor demiş. Oraya kocaman harflerle M, H, Y, B yazabilir miyiz? yazmayalım ayıp olur. <laughs> Hocam M-H-Y-B ne demek ki? Mustafa Hoca yine bildi demek. M-H-Y-B. Yani Mustafa Hoca yine bildi. It's in the game. E tabi bunu söylerken biz boşa kürek çekmiyorduk. Bunu söylerken biz boşuna konuşmuyorduk. Hani Allah'a şükür bir duyumumuz daha gerçekleşmiş oldu. Yok gitmiyor, yok şöyle, yok böyle. Ha, Anderlecht için işi kızıştırma boyutundan başladık. Ama Anderlecht kenara çekilince çok güzel bir anlaşma oldu. Bu arada Anderlecht 5'e kadar çıktı <laughs> ama sonraki satıştan pay yüzdesi. Bu arada Acun Ilıcan'ın gerçekten inancı çok yüksek. Yani yeni Muhammed Salah olabilecek diyor. Ya Bizden gittikten sonra inşallah Muhammed Salah olur. %50 pay diye bir şey var. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Videomuza bir beğeni çok görmeyin. Muhtemelen video kalitesi düşük olacak. Çünkü köyde internet hızı çok yavaş. Şu anda çok zor şartlarda video çekiyorum. Beni de mazur görün arkadaşlar. Ee, bir beğeni çok görmeyin. Bir de yorumlarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.